Ücretlerle ilgili bugün konuşacağız. Konumuz bu. Yani aslında bu zamana kadar ne kadar harcadığımızdan biraz bahsedeceğiz. Hazır mısın? Bugün neredeyiz? Arkamda gördüğünüz gibi muhteşem Fethiye Çalış Plajı'nın manzarasında sizlerle beraberiz. Tabii ki de ücretsiz karavan alanındayız. Şey gibi oldu, böyle TRT programı gibi oldu ama açılırız birazdan ya. Ücretsiz dediğime bakmayın. Ücretlerle ilgili bugün konuşacağız. Konumuz bu. Yani aslında bu zamana kadar ne kadar harcadığımızdan biraz bahsedeceğiz. Hazır mısın? Zaten zurnanın zırt dediği yere geldik. Ya hazır mısın diyor. Zaten çıkan çıktı. Diyorsun. Gelen geldi. Giren. Hadi o zaman birazcık bu konulardan bahsedelim. Çünkü en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu bize. Ne kadar harcadınız? Kaç kilometre geldiniz? İşte otosanayiye ne kadar harcadınız? Gibi sorular var. Yakıt ne? Yakıt ne? Nelere para harcadınız? Şimdi ben sana sorayım, notlarımdan çıkanlarla biraz konuyu... Gene sınava ben mi giriyorum, anlamadım. Evet, tabii ki. Vay arkadaş. Şimdi 45 gün boyunca biz yoldaydık. 45 gün boyunca geldik. İstanbul'dan çıktığımızda full depoyla çıktık. Önce yakıttan başlıyorum. Full depoyla çıktık. Bir Asos'ta. İki seferde yarımşar depoda tekrar yolda aldık. Asos'ta fulledik. İkişer üçer bir kere, değil mi? Aha. Toplamda yakıt masrafımız bizim ne kadar oldu? Ne kadar oldu? Yani 4.380-4.370 o civarlarda bir şey. 4.370 gibi bir fiyat. Evet, ya hemen mi? Hemen 3 depoya denk geliyor. Evet, 3 depo yakıt harcadık. Aynen, biz 3 depo yakıtla geldik buraya. 2593 kilometre geldik. Aynen. Bunun içerisinde aslında... Bu sadece yakıt ama. Tamam, bu sadece yakıt. Peki... Bu sadece... Peki biz su ve otosanayi ile ilgili, hidrofor ve otosanayideki amortisörle ilgili biliyorsunuz yaşadığımız badireleri. Bunlar ne kadar tuttu? Of! Ya bir şey tutmadı aslında. Gerçekten. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Bir şey tutmadı aslında. Yine o yaşadığımızı keşke o an çekebilseydik. O yaşanılana göre bence bayağı az masraf çıkarttı arabamız. Yani hidrofor zaten kronik karavanlarda her an olabilecek bir durum. Onun için Çanakkale'de 750 lira para verdik. Ama tabii bu sadece hidrofor için değildi. Hidroforun haricinde su tesisatına komple bir bakım yaptılar. Kaçak vardı, kaçakları düzelttiler. Akıtan musluklarımız vardı, onları dış musluğumuz değişti falan falan. Sağ olsun ustaların şeyi, işçiliği vesairesi 750 lira tuttu. 750 lira, evet. Bunun haricinde
Biliyorsunuz Urla tarafında Gülbahçe'de Kasis'ten geçtik. Kasis'ten geçmemizin bedeli amortisörümüz, sağ ön amortisörümüz değişmek zorunda kaldı. İşte balans ayarı vesairesi 1050 lira. Yine orada bir masraf çıkarttı bize. Yine de bana göre o uçmaya göre, 3 tonluk bir aracın zıplamasına göre çok az masraf çıkarttı, çok şükür. Peki, müze kartlara ne kadar verdik? Ya niye hep ben cevaplıyorum? Ben de dönünce cevaplayacağım. Tamam, 60-60, 120 verdik. Hakkını verdik mi? Verdik. Kesinlikle 500 liralık gezdik yani. Kesinlikle evet. Müze kartınız olmadan gittiğiniz yerlerde arkadaşlar gerçekten mesela müze kartı yani müze kartın geçmediği Meryem Ana var biliyorsunuz. Meryem Ana'da sadece oraya para verdik. O da ikimiz toplam 55 TL gibi bir fiyat vermiştik. Onun dışında müzelerle alakalı biz para ödememiş olduk. Ama Sualtı Müzesi, Bodrum Sualtı Müzesi falan kişi başı 55-60 liralardan tahminim o fiyatlardaydı hatırladığım kadarıyla. O yüzden eğer müze öğren yerlerini gezecek olursanız müze kartsız lütfen yola çıkmayın. Kamping alanı. Mecburiyetten kamping alanında biz toplam 3 gece kaldık. Bunu ne kadar verdik? 2 yerde 3 gece evet. Kaldık. Evet. Bir sokak ağzında. Kadırga koyunun biraz gerisinde, hı-hı. Asos tarafında, Behramkale tarafında. Diğeri de? Diğeri de Öğren. Güre tarafında. Ha, Güre pardon. Güre. Neresiydi orası? Ayvalık Güre. Yok Ayvalık değil. Altın. Altınoluk. Altınova, Altınordu. Hepsi geldi ama Altınoluk gelmedi. Altınoluk'u biraz geçince Güre tarafında evet. Bir kamping alanında bir gece daha kaldık. Evet. Buraya da toplamda 300 lira para verdik. 300 lira para verdik. Tabii sezon olmadığı için olabilir. Ben normalde kamping alanında yani herkesin tercihidir ama ben benim evim buradaysa ve her ihtiyacımı görebiliyorsam kamping alanında kalmayı düşünmüyorum açıkçası. Kalırsam da niye kaldın demeyin zoraki kalmışımdır. Evet. Ya da birisi davet etmiştir o yüzden gitmişimdir. Onun haricinde elektriğim, suyum, şofbenim, gazım her şeyim var çok şükür. Ondan dolayı yer müsait olduğu sürece, yerler müsait olduğu sürece başka yerde kalmayı düşünmüyorum açıkçası. Evet. Bu arada ücretsiz alanların gerçekten fazlalaşması gerektiğine inanıyoruz. Her yere... Bakımlı kaldığı sürece. Bakımlı kaldığı sürece. Tabii ki insanlar bunda çok duyarlı olduğunda bir problem yaşanmıyor aslında. Gelelim çamaşırlara. Hı hı. Geçen söylemiştik, çamaşırları biz ekstra yıkama yaptırdık. 3 yerde yıkama yaptırdık. Toplamda da bu 3 yıkamanın toplam maliyeti de 250 TL tuttu. Bunun dışında yeme içmemiz var. Tabii esas problem bu. Şimdi yeme içme gerçekten yani zamlar inanılmaz. Yani zamlar inanılmaz. Yani bunu artık ben hala bu konuyu hazmedemedim. Hala daha bu kadar artan fiyatlara alışamadım. Kimse alışamadı muhtemelen. Ama yine de... Alışılacak gibi değil ki. Bir gittiğini bir daha aynı fiyatla göremiyorsun. Çünkü. Evet. Yani saçma sapan fiyat artışları yaşıyoruz. Neyse önemli değil. Aynen ama, öyle. Yeme içmeye biz ne kadar ödedik? Burada... Yani 5000 lira civarında. 5000 liraya çok yakın bir rakam. 45 liraya, bin içerisinde evet. Yeme içme. 5000 liraya çok yine, yuvarlak diyelim. Yine söylemiştin ama hatırlatmakta fayda var. Biz karavanımızda olduğumuz sürece suyumuz vesairemizde problem olmadığı sürece dışarıda yemek taraftarıyız. Çok canımız çektiği için evet. Ya da gerçekten kilitlenmişizdir. O yüzden yedik dışarıda. Bir lahmacun, bir kokoreç. Yani bu tarz şeyler de... Her videoda kokoreçten bahsetmeyelim. İnsanlar başka bir şey anlayacak. Yok ya. Ya bunları harcadık. Yani toplamda biz ne kadar para harcamışız? Evet. Toplamda 45 gün yol gittik. 2593 kilometre yol gittik. 45 gün yedik, içtik, yaktık. 11.890, 12.000 liraya yakın bir maliyetimiz var 45 günde. Bu sevinilse bir durum mu? İşte üzülesi bir durum mu? Herkesin takdirine kalmış. Evet. Yani 45 günlük bir maliyet istiyorsanız gezelim, tozalım. Bu değişebilir mi? Değişebilir. Şöyle değişebilir. Bir gittiğiniz yerde en az bir hafta kalırsanız daha az yakıt yakabilirsiniz. İhtiyacınıza göre alırsınız. Yediğiniz, içtiğiniz herkesin farklıdır.
Hani et yemez, tavuk yer, tavuk yemez vesaire. Ya bu değişiklik gösterebilir ama 10 bin lira civarında bir rakam, 45 günlük bir masraf. Bir tek şeyi söyleyelim, biz otobana girmedik. Otoban ücreti ödemedik. Sadece Dalaman tünel var. Ücretli tünel girişi var Fethiye'ye gelmeden öncesinde. O tünel geçişine biz 28 TL para ödedik. Sadece çok büyük bu para. Bunun dışında biz otobanlara girmedik. 500 metrelik bir tünel yalnız bu. 500 metrelik tünele 28 lira para verdik. Evet, yani bu da bir enteresan bir fiyat aslında. Dediğimiz gibi biz çok alışamadık bu fiyatların bu kadar ani artışına. Cidden alışamadık. Muhtemelen sizler de alışamadınız ama yapacak bir şey yok. Hayatımızın gerçekleri bu. Biz bu tarz bir tatil düşündüğünüzde, bizim gibi bir tatil düşündüğünüzde ortalama iki kişinin maliyeti bu olacak arkadaşlar. Tamam. Şu dalga sesiyle, biraz, deniz görüntüsüyle biraz da çalışı gezelim. Şöyle bir turlayalım. Turist çok. Bu mevsimde Mayıs ayını çok güzel değerlendiriyorlar. Özellikle bu aylarda çok fazla gelen var. Bir görelim bakalım, buraları da bir gezmiş oluruz. Gösterelim. Gösterelim. Rus milyarderin tekne hala burada. Hala burada. Çalış bildiğimiz her zamanki gibi dalgalı. Belli saatleri var ya çalışın. O saatlerde geldiğinde gayet güzel. Sabah geleceksin, öğleye kadar dümdüz şarşaf gibi, öğleden sonra dalgalı. Şu adada yaşam enteresan. Bir sefer oraya gitmeye yeltendim ya. Anlatsana onu ya. Anlatayım. Şimdi bir akşam kordonda böyle yürürken, kordonda yürürken şu adalara nasıl gideriz Murat diye konuşuyorum. Dedi ki şurada bir şey var, desk var. Hani gidelim bir soralım, konuşalım. Tamam. Dedim ki, amca dedim ya ben şu adanın oradaki evler falan var. Orada herhalde yerleşim var. Hani gezilecek yerler var galiba. Dedim oraya nasıl gidebiliriz dedim. Ne ya dedim, orada o insanlar oradan nasıl geliyorlar ya dedim. O da bana böyle yaptı. Ah dedi, bizim kız dedi. Oradaki insanlar dedi, milyarderler. Bunlar her türlü gidebilirler. Ağları. Evet. O yüzden dedi, onlar her türlü her yere giderler. Sen kafanı yorma dedi. Sen niye gideceksin ki dedi. Neden, çok haklısın. Ufaktan bir muzdarip olmuştuk yani. Yine bir akşam üzeri, yine bir deniz kenarı, dalga sesi. Yine bir tatlış köpek. Yine mi? Gel. Gel. Gel seveyim seni. Gel seveyim seni. Ne diyoruz Nazan? Abone olmayı unutmuyoruz. Videoları beğenmeyi unutmuyoruz. Yorumlarda buluşuyoruz. Görüşürüz.